Evimin bahçesinde sarıcı arı dediğimiz bir eşek arısı türü. Çok fazla kovan yapmış oraya. Ve bu arıları avlayan argope türü örümcek de daha önce çekimini yapmıştım. Bakın arıdan korkanlar, saldırgan bir arı türü bu. Arıdan korkanlara şöyle bir video çekelim o zaman. Arı o kadar da... Parmağı geldi bir tane hemen. Tamam, yuvasını savunacaktır. Ama hemen direktman ısıracak diye bir şey yok. Hemen sokacak diye bir kaydı yok. Hiç paniklemeyin. Sakin bir şekilde ortamdan uzaklaşın. Hatta onun çıkması için bir zemin hazırlamaya çalışın geldiyse üstünüze. Şu anda çarpıyor. Biraz önce uçan sırtıma çarptı. Evet, bak, ani hareket. Dallara mümkün olduğunca çarpmamaya gayret edin. Oldu. Ani bir hareket yaptınız ve korkuttunuz. O zaman da yine paniklemeyin. Yavaş hareketlerle uzaklaşmaya çalışın. Akşam akşam burada sokturalım bir kendimizi bakayım. Evet bak, çok koruma refleksli. Parmağımı tehdit olarak algılarlarsa anında sokarlar. Evet. Fakat hemen sokmaz. İlk önce bir tehdit algılaması lazım. Bakın artık dokundum. Yuvaya şu anda dokunuyorum. Fıstıklar. Evet, yuvaya dokunuyorum. Bir sürü arı var üstünde. Ama hiçbir şey yapmıyor sanki. Hipnoz olmuş gibi bakıyorlar parmağa. Çünkü onların tehdit algısı dokunma değil. Ani hareketler, sert hareketler bunlara tepki gösteriyorlar. Bir sürü arı var kovanda. İnsanlar bu arıları gördüğü zaman hemen öldürüyorlar. Kovanı yok ediyorlar hatta. Katliam yapıyorlar. Ama hiç de katliam yapmaya gerek yok. Bu arılar böyle durduk yere insana sokmazlar. Dokunmama rağmen hiçbir şey yapmadılar. Bekliyorlar. Tehdit algılarsa sokar. Bakın hepsi bana bakıyor şu anda. Kafayı dikti. Bir tanesi de sırtımda. Dokunuyorum. Kocaman bir koloni bu. Ah! İşte orada tehlikeli bir hareket yaptık. Ben bu kovanı rahatlıkla buradan söker alırım elimle. Başka bir yere götürebilirim. Sınırları biraz aşmak üzereyim. Demin elim kaydı. Sert bir dokunuş yaptım. Her an harekete geçebilirler. Bir tanesi zaten üstümde şu anda. Çok tehlikeli. Bir tanesi resmen kovanı aldım.
Kovanı şu anda yerinden çıkardım. Kovan havada. İşte kovan. Full dolu. Vay, kovanın güzelliğine bak. Bakın beni sopanın ucundan kopardım. Bağlı olduğu sopaya, sopayı kopardım, kovanı aldım. Yani bunları burada hayatlarına çok rahatlıkla inceleyebilirsin. Hala bile beni tehdit ediyorlar. Yani yuvalarını kopardım, yuvaları elimde. Yuvaları elimde ama beni tehdit olarak görmüyor ve sokmuyor. Bu şekilde yuvalarını beklemeye devam ediyor. Yuvaları halbuki şu anda yerleştirdi. Çok güzel bir yuva. Büyük bir yuva. Şimdi ben bunu tekrar yerine koyacağım. İşte o zaman belki şekillenip saldırabilirler. Çanakkale'de rüzgar çok olduğu için sallantıya alışkınlar belki benim şu hareketimi yani koparmış. Kopardım ben elimde yavaşlandı. Dalı aldım elime. Fakat beni sokmadı.